Öncelikle ben taraftarımıza Elazığ Spor Kulübü adına çok teşekkür ediyorum. İki gündür bize yakışan bir şekilde, şerefli bir şekilde gidip orada aslanlar gibi statta bizi temsil ettiler. Yolda giderken de gelirken de Elazığ'a, Gakoş'a yakışan bir şekilde davrandılar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu bir. İkincisi, biliyorsunuz dönüş yolunda Darende civarında, Gürün civarında istemediğimiz olaylar oldu. Bir kısım kendini bilmez Evkur Yeni Malatya Spor taraftarı seyircimize saldırmıştı. Bunun evveliyatı var. Lütfen kamuoyu bunu bilsin. Bir hafta boyunca biz kulüp olarak, emniyet olarak İstanbul'da, İstanbul Spor Şube ile birlikte girişimlerde bulunmuştuk. Yani bir gerginlik olmasın diye. Zaten buradan giderken ilginç bir şekilde bizden iki saat sonra taraftarı, Malatya Emniyeti, biliyorsunuz, yola çıktılar. Yine bir gerginlik olmadı. Dönüşte Malatya Spor taraftarı bizden tam 3 saat önce yola çıktı arkadaşlar. 3 saat önce. Şimdi otobüsle 3 saatlik mesafeyi kapatma ihtimaliniz yok. Hatta isterseniz denesin o emniyet, yani bu Malatya'da bu olayların çıkmasına izin veren yetkililer kendi arabalarıyla bile belki yetişemezlerdi. İlginç bir şekilde 3 saat önce yola çıkan Malatya Spor, Evkur Yeni Malatya Spor taraftarı Gürün Darende kısmında tırnak içerisinde resmen emniyetin ve jandarmanın eskortluğunda taraftarımıza pusu atmış. Ha, Allah'a şükürler olsun ki bizim taraftarımızda hiçbir yaralımız yok. Onlardan 17 tane taraftarın yaralı olduğuna dair bilgi geldi bizlere. 19 tane. Bütün gün boyunca şunu lütfen taraftarlarımız bilsin. Sayın Valimiz Murat Zuhuroğlu, Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz, Emniyet Müdürümüz ve Jandarma Komutanımız, İl Jandarma Komutanımız bizlerle gün boyu irtibat halindeydi. Şöyle haberler de çıktı. Elazığ Spor taraftarının mahsur kaldığı yönünde. Elazığ Spor taraftarı hiçbir yerde mahsur kalmaz. Kimsenin de buna gücü yetmez Allah'ın izniyle. Bir Elazığ her şeyden önce Elazığlılar sahip çıkar. Diğer mülki amirimiz olsun, valimiz olsun, herkes de gerekeni yapmıştır. Burada önümüzdeki hafta içerisinde ben bir basın toplantısı daha yapacağım. İrfan Muz denen kişiyle alakalı iki takımı nasıl, iki taraftarı birbirine düşürdüğünü. İlk maçta hatırlayın arkadaşlar, ben bir basın açıklaması yapmıştım. Bir erkeğe, bak bunu bastırıyorum, bir erkeğe yakışmayacak şekilde 70 metre koşup taraftarımızı tahrik etmişti. Aynı şeyi yine yaptı. Ben taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bize yakışan şekilde temsil etmişlerdir. İlgililer hakkında ihmali, kastı veya kusuru olanlar hakkında da gerekli işlem yapılacak, takip edeceğiz. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başkanım, bir de bir şey söyleyeyim. Buyurun. Kimse de rehin kalmamıştır orada. Allah'ın izniyle kimsenin benim gücü yok. Ayağım taş mı, taşa araba çarptırır. Bunlar gördü. Beni de kimsenin oranın muhtarı da, askeriyesi de benden beraber hastanede bir ikinci bir konumda. Orada 3 tane kendini bilmez Elazığ Spor Kulüp Başkanı bize maçı satmıştır. Futbolcular oynamadı. Bunu şey söyleyeyim. Orada bize saldıranlar da söylüyor. Bunlarda kesinlikle bir şey yoktur. Böyle bir şey bir arkadaşın da bisiklet şey çarpmıştır. Üstüne böyle attı şey. Bayrak atmışlardır. Kimse gücü yetmez Elazığ Spor taraftarının mahsur olmaya. Rahat ol. Oraya gelmişler ki taraftar vurmuştu. Orada da öyle bir şey yok. Ben hastanedeydim. Biz ihmali olanlar hakkında federasyonla, emniyete, gerekirse Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda da bulunacağız. Bize şunu izah edecekler. 3 saat önce çıkan Malatya Spor taraftarı neden bekletildi? Neden Elazığ Spor taraftarıyla karşı karşıya getirildi? Sayın Güneş, planlı bir organizasyon. Bu mutlaka. Şimdi biz orada birçok şey duyuyoruz. Yani taraftarlarımızdan elimizde ne yapalım? 20 tane polis var, müdahale edemiyoruz. Müdahale edemiyorsanız en azından orada bekletmeyin. 3 saat belli ki beklenmiş. 3 saat içerisinde siz emniyet tedbirini alıp onları Malatya'ya göndermiyorsanız demek ki bu olaylara çanak tutuyorsunuz. Bu olaylara kim çanak tutmuşsa bunun hesabını verecektir. Sayın Güleş, bir de olaylar esnasında jandarmanın silah sıkıntısı. Evet. Havaya. Çok. Şimdi çok sayıda silah sıkıldığı söyleniyor. Havaya ateş edildiği söyleniyor. Siz tedbirinizi almazsanız, yapmanız gerekeni yapmazsanız, işinizi yapmazsanız ondan sonra da müdahale etmek için tabii orada bizim taraftarımıza da saldırıldığında herhalde meşru müdafaa hakkını kullanacaktır. Ben hukukçuyum. Siz orada 3-4 otobüsle neyse 5 otobüs bilemiyorum pusu atacaksınız. Bizim otobüslerimizi taşıyacaksınız. Bizim taraftarımızın da kuzu gibi oturup onlara sesini çıkartmamasını beklemek mümkün değil. Burada hatta burada Mücahit Başkan da burada bizim taraftarımıza ifade alınırken şüpheli sıfatıyla hem de zorla ifadeler imzalatılmaya çalışılıyor.
Mücahit adı altında zorla beni orada imzalama çalışıyor. Evet, ben karşı bir diyalog kurduk. Beni aradı. Ben kesinlikle ifadelere imza atmayın dedim. Kendisi hakkında oradaki insanların ifadesini engellemiş diye de. Şimdi olmayan şeyi siz zapta geçerseniz bu hukuki haktır. İmzalamak zorunda değildir. Siz önce orada pusu atanlar ve buna izin verenlere işlem yapacaksınız. Ondan sonra benim taraftarımda hakikaten suç işleyen olursa ifadesini veririz. Biz de gider avukat olarak gereğini yaparız. Bir de bizim arabamızın camını ben duyduğum kadarıyla yanlış doğru bir asker kırmış. Asker taş bir de, ya. Bir asker duydum. Yani ben duyduğumu söylüyorum. Bir otobüste olay yerinde firma ismi vermeyelim. Yani hukuken suç olur. Olay yerini terk edip kaçmış. Kendisine meşrebine yakışanı yapmıştır. Bizim taraftarımız orada birçok otobüs var. Orada Allah'ın izniyle yani hiç otobüs de olmasa yürüyerek de gelir. Burunları kanamaz. Biz orada o firmayı da kınıyoruz. Onlarla da gerekli görüşmeler yapacağız arkadaşlar. Soru yoksa bugünlük yeter. İsmini de verelim. Metro Turizm yani. Metro İsim Turizm. Biz vermeyelim başka. Yani bırakıp resmen taraftarımızı orada bıraktı. Kaçtı gitti. Buradan tüm Elazığ kamuoyunun da bunu duymasını istiyorum. Yani bu konuda duyarlı olsun herkes. Yani aslında baktığımız zaman her şey güzel gidiyor. Maçta gereken desteği verdik. Gördü herkes. Malatya tribünlerini bastırdık. Adeta bizi dinliyorlardı zaten stat içerisinde. Daha sonra yola çıktığımız zaman emniyet bizi tedbirimi aldığını söylediler. Önce Malatya Spor taraftarlarını çıkardılar. Bizi beklettiler orada 1-2 saat civarı. Daha sonra çıktık. Yolun temiz olduğu konusunda sürekli emniyetle görüştük. Bize temiz olduğunu söylediler. Evet. Ta ki Gürün'e gelene kadar. Gürün'e geldikten sonra olanlar oldu. Yani resmen 3 tane Malatya otobüsü arkamızda, 3-4 tane Malatya otobüsü önümüzde pusu atmış durumdalardı. Ya, Allah'tan yani oyunları bozuldu. Pusu atan insanlar kendileri pusuya düştüler. Biz de tabii ki orada kendimizi korumak zorunda kaldık. Arkadaşlarımızla beraber. Yani orada bir an önce uzaklaşmaya çalıştık. Uzaklıkta sonra jandarma ekipleri geldi. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Elinden geleni yaptılar. Keban yolundan, farklı bir yol güzergahından bizi getirdiler sağ salim. Allah razı olsun herkesten. Bizden kimsenin de burnu kanamamıştır. Aslanlar gibi gitmiş desteğimizi vermişizdir, gelmişizdir. Allah herkesten razı olsun. Başkanımızdan da, yöneticilerimizden de, herkesten de Allah razı olsun. Biz bir de şu son bir konuyu unuttum. Biz federasyona bu maçın İstanbul'da oynatılmasının güvenlik açısından risk oluşturacağı, gidip gelirken yaklaşık 15-20 saat giderken yani yol mesafesinde güvenlik açısından sıkıntı olacağını söyledik ama bizi dinlemediler. Malatya kurduğu tuzağa düştü diyelim. Kapatalım arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.